Sevgili seyirciler, hepinizi Haber Aksi ve ekranlarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün medyayı ve iletişimde ve geldiğimiz son noktayı konuşacağız. Konuğum 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı ve aynı zamanda da üniversitemizin rektörlük danışmanı Doçent Doktor Onur Bekiroğlu Hocam. Onur Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekir Hocam. Zaman ayırıp bizle beraber olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Estağfurullah. Hocam, medya hayatımızın bir parçası. Onsuz olmuyor. Yumuşak güç diyenler var. Çok daha farklı bir isimle adlandıranlar var ama medya neredeydi, nereye geldi? Buna şöyle bir girizgah yapabiliriz diye düşünüyorum. Aslında insanoğlunun dünyada görülmeye başladığı andan itibaren medya ve iletişim hayatın her safhasında, her aşamasında söz konusu. Ama tabii burada bir teknoloji farkı var. Yani insanlığın uygarlık serüveni içerisinde iletişimin, iletişim araçlarının, iletişim ortamlarının ve dolayısıyla teknolojilerinin önemli ölçüde değiştiğini görüyoruz. Bir nevi belki şöyle söylenebilir, tamtamlarla, ateşle kurulan iletişimden veya mağara duvarlarına çizilen resimlerden, ki burada milattan önce tarihlerden bahsediyoruz. Ardından elektriğin iletişim alanında, haberleşme alanında kullanılması, daha sonra peşi sıra elektrikli telgraf, radyo, televizyon ve internetin hayatımıza girdiği, iletişim ortamlarını dönüştürdüğü bir süreç söz konusu. Tabii hani tarihsel süreçten günümüze sıçramamız gerekir bu bağlamda. Çünkü en güncel konular biraz sonra bahsedeceğimiz konular. Şimdi baktığımızda iletişim alanındaki gelişmeler mikroelektrik, bilgisayar ve telekomünikasyonla ilgili gelişmeler sayesinde 1970'li yıllarda yaygınlık kazanmaya başlıyor. 1980'li ve 1990'lı yıllarda ise bir bakıyoruz, bu yaygınlık büyük bir ivme göstermeye başlıyor. Ve zaten 1990'lı yıllarda internetin hayatımıza girdiğini, varlığa geldiğini görüyoruz. Bir nevi ben bunu şuna benzetiyorum. 1920'ler, 30'lar radyo çağı olarak adlandırılıyor. 1960'lar televizyonun altın çağı, 1950'ler. Günümüze geldiğimizde ise genelde internet çağı, özelde ise sosyal medya çağı diyebileceğimiz bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Veya şöyle bir benzetme ile ifade edebiliriz. Matbaa 15. yüzyılda içine doğduğu dünyayı bir anda olmasa bile zaman içerisinde devrimsel bir değişime sürüklüyor. Ki buna Printing Revolution, matbaa devrimi adı veriliyor. Günümüzde özellikle 90'lardan bu yana, 90'ların sonlarından bu yana internet ve internetin kendi içinde yaşadığı dönüşümün de bir nevi iletişim alanında bir devrime yol açtığını söyleyebiliriz. Peki, internet her şeyimizi değiştirdi. Evet. Yani artık herkesin paketleri var, tarifeleri var. İşte sosyal medya araçlarıyla birbirimizle haberleşiyoruz. Dolayısıyla bu basın yayını da yakından etkiledi. Bu anlamda düşündüğümüz zaman İki tane temel sorum olacak. Bir tanesi, internet gazeteciliğin sonunu getirecek mi? İkincisi, acaba gazete bu işin neresinde olmaya devam edecek? Evet, tabii bu son derece güzel bir soru. Sadece gündelik hayatta veya kamusal söylemde değil, akademik söylemde de internetin ilk ortaya çıktığı dönemlerde tartışılan ama halen tartışmaya devam edilen bir konu. Tabii bu noktada tekrar aynı konuya değinmek olmasın ama internetin kendi içerisindeki dönüşüm sürecine bakmamız gerekiyor. Basın ve medyayı, iletişim ve gazetecilik alanını nasıl dönüştürmüş diye. Şimdi baktığımızda internetin veya World Wide Web'in 90'larda ortaya çıktığını görüyoruz ki Oxford Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu Tim Berners-Lee diye bir adam var, yazılım uzmanı. Ve bu o dönemde CERN'de çalışmaya başlıyor ve bakıyor işte CERN'de dahiyane böyle fizikçiler, fizik mühendisleri, yazılım uzmanları bir sürü önemli bilgiye
imza atıyor, önemli çalışmaya imza atıyor ama kendi aralarındaki iletişimleri bu anlamda biraz zayıf. Dolayısıyla bununla ilgili bir uygulama, yazılım geliştiriyor. 1989 yılından itibaren çalışmaya başlıyor ve bu yazılım sayesinde CERN'deki mühendisler, uzmanlar güzel güzel, daha işlevsel biçimde birbirleriyle iletişim kurmaya başlıyorlar. Ve daha sonrasında CERN içerisinde bir teknoloji olarak doğan, minimal bir teknoloji olarak doğan internet, World Wide Web, dünya çapında 1993 yılında dünyaya açılıyor. Kapılarını dünyaya aralıyor. Hem de güzel bir jest ortaya koyuyorlar. İçeriği de değiştirir değil mi? Artık mesela Web 2.0 döneminde bize sunulanı biz alıyorduk. Evet. Şimdi 3.0 döneminde süreci beraber yaratıyoruz. Co-creation dediğimiz ortak yaratım sürecinden bahsediyoruz aslında. Ki aynen öyle. Ben de bu internetin kendi içindeki dönüşüm sürecinden hareketle oraya getirecektim sözü. Şöyle ki internetin ilk ortaya çıktığı dönem, web teknolojisinin geliştiği dönem Web 1.0 olarak adlandırılıyor. Ve bu dönemde baktığımızda bizler sıradan bireyler daha çok takipçiyiz, özne değil nesneyiz, izleyen, dinleyen veya okuyan konumundayız. Ve medya ve basın da bu dönemde sadece kısmen veya tamamen sayfalarını veya haberlerini web ortamına, internet ortamına taşımış durumda bu ilk dönemde. Ki buna geleneksel anlamda internet gazeteciliği demek de mümkün. Bir nevi bu dönemde, yani Web 1.0 döneminde hedef kitlenin sadece tüketici olduğu, takipçi olduğu dönemde gazeteler veya diğer medya kuruluşları bir nevi çevrim içi broşür niteliğinde. Yani sadece insanlar tarafından takip ediliyor. Ama daha sonra özellikle 2000'li yıllardan sonra karşımıza çıkan gelişme dinamikleri internetin kendi içerisinde bir dijital dönüşüm yaşamasını sağlıyor. Ve bu Web 2.0 olarak adlandırılan dönemde ilk dönemden çok farklı bir takım özellikler devreye giriyor. Bunlar tabii aynı zamanda internetin özellikleri ve bunlar sosyal medya dediğimiz olguyu ve sosyal ağları doğuruyor. Nedir en temel özellik? Sizin de az önce söylediğiniz kullanıcı türevli içerik, user generated content de deniyor veya kullanıcı üretimi içerik de diyebiliriz ve etkileşim. Yani daha önce sadece okuyan, izleyen, takip eden bireyler artık bu nesne konumunda, bu son derece pasif konumunda olmaktan çıkıyorlar ve bizzat içerik üreticisi konumuna geliyorlar. Ve Web 2.0 döneminde gazeteciliğe baktığımızda artık herkesin gazetecilik yapmasının mümkün olduğu bir döneme geldiğimizi ifade edebiliriz. Niye herkes için gazetecilik? Hatta bununla ilgili kitap da yazıldı. Çünkü Web 2.0 teknolojisi kullanıcıların, sıradan bireylerin, dışarıdaki vatandaşların içerik üretmesine imkan veriyor ve bunları kamusal dolaşıma sokmasına imkan veriyor. İşte sosyal ağlar aracılığıyla özellikle. Yani bir medya organizasyonu içerisinde, kurumsal bir yapı içerisinde bu işi icra etmeyen, gazetecilik yapmayan sıradan bireyler de çok temel düzeyde elde ettikleri haberleri, çektikleri videoları veya bir takım duyumlarını sosyal ağlar aracılığıyla kamusal dolaşıma sokabiliyorlar. Tabii bunlar ne derece etkilidir, ne derece profesyonel bir gazetecilik süreci vardır? Bu bir tartışma konusu. Sizin bahsettiğiniz soruya gelecek olursak, gazeteciliği öldürüyor mu? Şöyle söylenebilir veya şöyle düşünebiliriz diye ifade etmek istiyorum. Şimdi baktığımızda gazetecilik aslında her daim geçirgen bir meslek alanına karşılık geliyor. Evet, gazeteciliğin bir mesleki sosyalleşme süreci var, saha faaliyeti var, eğitim süreci var. Ülkemizde işte 1940'ların sonlarından itibaren formal eğitim, üniversite eğitim süreci. Ama buna rağmen her daim geçirgen bir süreç. Ama sosyal medya ile birlikte, Web 2.0 teknolojisi ile birlikte bu geçirgenliğin çok daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Ama gazetecilik bir şekilde devam ediyor. Ne oluyor? Hem profesyonel, aynen şekil değiştiriyor. Hem gazeteciler etkileniyor, hem iletişim ortamları etkileniyor bu anlamda. Ki profesyonel medya kuruluşları bütün iletişim tarihinde olduğu gibi, gördüğümüz gibi kendisini var olan teknolojiye uyarlıyor. Yeni iletişim ortamına eklemleniyor.
Buralarda yer alıyor, buralarda faaliyet gösteriyor ama diğer taraftan sıradan bireyler de gazetecilik veya gazetecilik benzeri diyebileceğimiz faaliyetler içerisinde bulunabiliyorlar. Tabii burada şunu da eklemek isterim. Medya dünyası içerisinde, medyanın mevcut mülkiyet veya sahiplik yapısı içerisinde kendisine yer bulamayan profesyonel gazeteciler de sosyal ağların sunduğu imkanlar sayesinde, yeni iletişim ortamları sayesinde gazetecilik faaliyetlerini, habercilik faaliyetlerini bu alanlarda yürütebiliyorlar. Şimdi burada iki tane sorum olacak yine Onur Hocam. Bir tanesi bu, eline mikrofonu alıyorlar. İşte hani bir sürü TV ya da işte isimlerle çıkıyorlar, size vatandaşı ilgilendiren en temel konularla ilgili sorular soruyorlar. Ve insanlar buna cevap veriyorlar. Ve bu öyle bir hale geldi ki artık ciddi şekilde tepkime de alıyor şeyden, halktan. Etkileşimi çok hızlı. Birincisi bu, hani bu buraya doğru evrilecek mi? Ya da bu kurumsal kimliği olan habercilik yapmaya çalışan insanlar arasında baktığınız zaman bir etkileşimi nasıl etkileyecek? İkincisi de hani ana akım medyada ya da başka şekillerde kendisine yer bulamayan ama kendine ait bir işte bir kanalı olup da oradan dünyayı, gündemi yorumlayanlar bu işin neresinde olacak? İkinci sorudan başlayalım isterseniz. Daha taze olduğu için. Kendilerini ana akım medyada yer bulamayan profesyonel iletişimciler, gazeteciler, haberciler kendilerine zaten şu anda baktığımızda yer buluyor, bulabiliyorlar. Yani bir sürü örneği var karşımızda ve baktığınızda bunlar çok temel düzeyde teknolojileriyle, kendi imkanlarıyla veyahut işte bazı YouTube kanallarında veya internet televizyonlarında gördüğümüz gibi destekçilerin yardımlarıyla, destekleriyle bu gazetecilik işini, habercilik işini, medya faaliyetini son derece güzel bir biçimde yürütebiliyorlar ve baktığınızda çok büyük sayıda takipçilere, hedef kitleye ulaşabiliyorlar. Öyle ki bazen kurumsal bir medya organizasyonunun çok büyük sermayeler, yatırımlar gereken medya organizasyonlarının ulaştığı hedef kitleden çok daha fazla hedef kitleye ulaşma imkanı elde ediyorlar. Bir ikincisi şu, ana akım medya söylediniz sorunuzun içerisinde. Şimdi ana akım medyada bir mülkiyet ve sahiplik yapısı olduğu için dolayısıyla bunların genel yayın politikası veya medya kuruluşu içerisindeki kontrol ve denetim yayınların belli bir şekilde gerçekleşmesine yol açabiliyor. Yani medya mülkiyeti içeriye müdahil olabiliyor. Ama baktığımızda sizin söylemiş olduğunuz bu tür profesyonel gazetecilerin yapmış olduğu, sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu gazetecilik faaliyeti içerisinde bunun mümkün olduğunca minimize olduğunu görüyoruz. Evet, o insanların ideolojileri, görüşleri, hayata bakış açıları yok mu? Elbette ki var ama kişisel olarak var. Ve dolayısıyla diğerine göre çok daha şeffaf olabiliyor. Bunu niye söylüyorum? Ana akım medya ve bir tarafta da bunlar alternatif medya olarak işlev görebiliyorlar. Ve hedef kitle nezdinde, izleyiciler nezdinde böyle bir arka plan bağlantısı veya mülkiyet yapısı söz konusu olmadığı için daha ikna edici olabiliyorlar veya güvenilirlik noktasında daha fazla güvenilir olarak algılanabiliyorlar. Bu da onların verdiği mesajların inanılırlığını doğal olarak etkiliyor. İkinci soruya gelirsek, profesyonel gazetecilerin dışında, iletişim profesyonellerinin dışında bu işi yapan bir sürü kişi iletişim alanında faaliyet göstermeye, boy göstermeye başladı ve bunun sayısı da giderek artıyor. Belki burada şöyle bir etki oluyor diyebiliriz. Bu işin tırnak içerisinde tuttuğunu gören girişimciler ne yapıyorlar? İşte bu alanda faaliyet göstermeye girişebiliyorlar. Buna girişimcilik, gazetecilik mi desek? Şöyle, iletişim alanında son zamanda yazılıp çizilmeye başlayan da bir kavram var. Entrepreneurial journalism deniyor, girişimci gazetecilik.
bizim Türkçemizle tam da bunun üzerine oturduğunu düşünüyorum. Mobil bir teknoloji veya biraz daha mobil teknolojinin gelişmiş hali, işte bir mikrofon, sokağa çıkıp biraz dilinin dönmesi, tırnak içerisinde ağzının laf yapması, kamuoyu gündemini tutmaya yönelik bir takım sorular gerçekten de hedef kitlede, insanlar nezdinde karşılık bulabiliyor. Tabii burada çarpan etkisinin de devreye girdiğini söylemek mümkün. Yani bu şekilde bir televizyon kanalı açan YouTuber, YouTube kanalına sahip olan kişiler, bunların paylaşımları başka kişiler tarafından da, sadece kendileri tarafından değil, kendi çabalarıyla değil, onların takipçileri tarafından da kamusal dolaşıma dahil edilebiliyor ve bu bir çarpan etkisi oluşturabiliyor. Şimdi baktığımızda bu kişiler gerçekten de önemli bir faaliyet alanı yürütüyorlar. Herkes tarafından sevildiklerini, takdir gördüklerini söylemek elbette mümkün değil. Ama diğer taraftan baktığımızda kamuoyunun nabzını önemli ölçüde tuttuklarını söylemek mümkün. Ki bu özellikle ülkemizde son döneme baktığımızda hem seçmenler nezdinde hem genel anlamda vatandaşlar nezdinde ve hatta siyasi partiler nezdinde bile karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Şimdi isterseniz yavaş yavaş da hocam siyasal iletişime doğru bir geçiş yapalım. Evet. Türkiye son 5 yılda 5 tane seçim yaptı galiba, değil mi hocam? Evet. Siyasal iletişimi Amerika'da ya da Batı dünyasında ciddi şekilde kullanılıyordu. Ama biz de işte 80'li yılların ortasından sonra rahmetli Özal'la beraber işte seçim kampanyaları başladı. İşte çeşitli mottolarla her iki tarafta, karşıt görüşler açısından söylüyorum, bir takım sloganlar aracılığıyla afişlerde başladı, televizyon reklamları vesaire filan derken şimdi artık o da bir dönüşüm geçirdi. Farklı bir noktaya doğru gidiyor. Siyasal iletişim konusunda Türkiye, dünya ile kıyasladığımız zaman biz neredeyiz? Henüz gerektiği gibi yapabiliyor muyuz Türkiye'de? Belki böyle bir tarihsel bağlama bakmak lazım. Dediğiniz gibi Amerika'da siyasal iletişim çok daha, yani 1800'lü yıllara bile dayandığını söylemek mümkün. Çünkü başkanlar açık hava toplantıları denilen toplantılarda işte çıkıp uzun uzadıya konuşma yapıyorlar, İletişim araçlarının olmadığı dönemlerde. Ama siyasal iletişimin profesyonelleşmesi veya Amerikan varileşmesi denilen bir süreç 1950'de başlıyor. 1952 Amerikan başkanlık seçimleriyle birlikte ve daha sonrasında televizyonun 1960 Amerikan başkanlık seçimlerinde Kennedy ve Nixon'ın dahil olduğu süreçte debate denilen tartışma geleneğinin artık televizyona sıçradığını görüyoruz. Türkiye'de dediğiniz gibi ilk profesyonel anlamda, yani seçim kampanyaları işte 1977'de bir siyasi parti ve Cen Ajans'ın işbirliğiyle başlıyor ama 1980'den sonra bu işin esas anlamda rayına oturduğunu görüyoruz. Tabii öncesine baktığımızda Demokrat Parti döneminde, tek parti döneminde dahi siyasal iletişimin çok böyle egzantrik, değişik, güzel ses getiren versiyonları var. Bunun en bilinenlerinden birisi de bizim siyasal iletişim tarihimizde "Yeter Söz Milletindir" afişi. Tabii daha sonrasına geldiğimizde iletişim, medya ve gazetecilik alanında ele aldığımız Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 diye bahsettiğimiz o dijital dönüşümün siyasal iletişim alanında da yansımasını bulduğunu görüyoruz. Özellikle işte 2008'de Amerikan başkanlık seçimlerinde sosyal medya ve büyük veri denilen öğenin devreye girdiğini görüyoruz. 2016 seçimlerinde aynı şekilde, 2012 seçimlerinde aynı şekilde. Türkiye'ye bu açıdan bakacak olursak, işte özellikle bu konuda yapılan çalışmalar bize bir takım verileri sunuyor. Örneğin 2011 yılında yapılmış, 2011 seçimlerine ilişkin yapılmış bir çalışmada Twitter'ın bir siyasal iletişim mecrası olarak incelendiğini görüyoruz. Bir TÜBİTAK araştırması kapsamındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama az önce ne dedik? İşte sosyal medya, Web 2.0 sosyal ağlar, kullanıcı üretimi, içerik, özellikle etkileşim ön planda.
Ama o çalışmanın bulgularına, sonuçlarına baktığımızda şunu görüyoruz tespit kısmında. Twitter evet seçime katılan bütün siyasal aktörler tarafından kullanılmış. Ama kritik bir tespit yapıyor. Diyor ki bu iletişim aracının, bu sosyal ağın el verdiği teknolojilerin kullanılmadığı bir kullanım durumu söz konusu. Ve güzel bir benzetmeyle şunu söylüyor. Tek taraflı bir duyuru panosu olarak kullanılmış. Ne demek tek taraflı bir duyuru panosu? Bir duyuru panosunu düşünün. İşte mesajınızı asıyorsunuz. İnsanlar gelip bakıyor ama bir etkileşim yok. Tıpkı bunun gibi. Liderlerin mesajlarının tavandan tabana, tabandan tavana yayılmak için kullanıldığı veyahut işte partinin bir takım etkinliklerinin duyurulduğu bir ağ olarak kullanılmış o dönemde. Ama tabii bu ilk başladığı dönemler olarak düşündüğümüzde bunun gayet normal olduğunu söyleyebiliriz. Yani etkileşim yok. Ama günümüze daha yakın zamanlara geldiğimizde, örneğin Haziran 2015 seçimine geldiğimizde, 7 Haziran'a, öncesinde AK Parti'nin dijital ofis kurduğunu görüyoruz. Zaten kendileri de geldikleri gelenekte 1995 seçimlerinde ilk defa seçim koordinasyon merkezi kurmuşlardı. Böyle bir benzetme de yapabiliriz. İşte yeni Türkiye dijital ofisi kuruyorlar ve sosyal medyadaki siyasal iletişim faaliyetlerini, çabalarını burada bütünlüklü, tutarlı bir biçimde, seçmenlerle etkileşimli bir biçimde yürütmeye gayret ediyorlar. Ardından yine 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'te Ekşi Sözlük yazarlarıyla bir araya gelip seçmenlerin Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını oradan yanıtlıyor. Yani giderek sosyal medyanın, sosyal ağların tek taraflı bir duyuru panosu gibi kullanıldığı bir süreçten giderek bu mecranın hakkının verildiği kreatif, yaratıcı, üretici ve etkileşime dayalı, kullanıcılarla birebir iletişime dayalı faaliyetlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ki günümüzde bunun çok daha gelişkin örnekleri karşımıza çıkıyor. İşte 24 Haziran seçimlerinde CHP liderinin yaptığı bu animasyon, gençlere yönelik animasyon reklam filmi, işte veya son dönem 31 Mart seçimleri sonrasında 23 Haziran seçimleri öncesinde Binali Yıldırım'a ilişkin bir oyun videosu yapılması. Bunlar hem bu teknolojinin imkanlarını kullanmaya ama aynı zamanda özellikle Z kuşağı denilen seçmen kitlesinin davranış örüntülerini, kullanım alışkanlıklarını yakalamaya yönelik faaliyetler diyebiliriz. Bir taraftan böyle ama bir taraftan da hala geleneksel taraf da var. Evet, geleneksel taraf zaten hiçbir şekilde ihmal edilemeyecek, hatta edilmemesi gereken bir siyasal iletişim faaliyeti veya çabası olarak karşımıza çıkıyor. Burada da bizim ülkemizde eskiden beri kullanıla gelen işte çeşitli enstrümanların devreye sokulduğunu görüyoruz. Dediğim gibi tek parti döneminden çok parti dönemine kadar bir sürü örneği var. Ama günümüze daha yakın dönemlerde, biraz eski, biraz yakın diyelim. Mesela 95 seçimlerinde Refah Partisi İl Hanımlar Komisyonu diye bir organizasyon, bir komisyon oluşturuyor. Ve baktığınızda bunlar kapı kapı dolaşarak seçmenleri ikna etmeye, kendi mesajlarını ulaştırmaya yönelik yüz yüze iletişime dayalı bir faaliyet yürütüyorlar. Bunun çok daha gelişkin versiyonlarının hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Siyasal iletişim alanında buna canvassing deniyor. İşte özellikle yüz yüze iletişime dayalı oy toplama veya seçmenleri ikna etmeye çalışan bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. En çok bilineni canvassing faaliyetlerinin yüz yüze iletişim tekniklerine dayalı, kapı kapı dolaşmaya dayalı adayın veya gönüllülerin yürüttüğü faaliyetler. Ama diğer taraftan baktığımızda işte şu an belki çok kullanılmıyor ama e-mail yoluyla da bunlar gerçekleştirilebiliyor veya telefon yoluyla da. Siz de hatırlarsınız, ben de hatırlarım. İşte 90'ların sonunda telefon çalıyordu, pat bir partinin lideri mesajını band kaydından size iletiyordu. Ben derslerde de bunu örnek veriyorum. Evet. Ama artık onlar biraz tarih oldu diyebiliriz. Sokakta saha faaliyetleri çeşitli isimler altında karşımıza çıkıyor.
Convincing deniyor işte, bir başka Princeton Üniversitesi'nden bir akademisyen yazmış Ground Wars diye, kara savaşları. Niye kara savaşları? Çünkü bizzat sahadasınız, bizzat siyasal iletişim faaliyeti yürütüyorsunuz. Belki savaş olarak nitelemek yanlış çünkü siyasal iletişim adı üzerinde anlama ve anlatma çabası. Ama bizzat sahadasınız ve bu işi sahada yapıyorsunuz. Özellikle bizim toplumumuz açısından düşündüğümüzde birebir temas, yüz yüze iletişime dayalı buluşmalar, konuşmalar, faaliyetler çok daha değerli diyebiliriz. Bir önceki yerel seçimlerde benim bir tez öğrencim tam o dönemde tez yazıyor. Biz de dedik ki politik pazarlama çalışıyoruz o dönem arkadaşımızla. Şey yaptık, anket yaptık Atakum'da. Dedik ki siz en çok ne etkiliyor? O dönem çok çarpıcı bir sonuç çıktı. Evet, Twitter ya da diğer sosyal medya mecraları buna çok şey. Ama diyor ki bana diyor seçmenin çok net mesajı bana diyor dokunması lazım. O zaman soru şu, bir aday hangi düzeyde olduğu hiç önemli değil. Seçmene nasıl dokunacak ya da bu kadar teknolojinin olduğu yerde seçmene dokunmak bu kadar kolay hale gelecek mi hocam? Tabii ki teknolojiyle günümüzdeki iletişim olanaklarıyla bağlantılı bir şey. Ama dediğim gibi hani Türk seçmeni hem siyasal kültür açısından hem de genel anlamda kültürel açıdan sizin dediğiniz şekilde bu dokunmayı, o duygu aktarımını son derece önemsiyor. Hatırlarsınız hani... Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde İngiltere Başbakanı ile bir karşılaşması meselesi var. Yani bizim kültürümüze dokunma esaslı, tokalaşıyorlar. Evet. Sonra işte iadeyi ziyaret olduğu zaman işte Tony Blair'ın bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı'na sarıldığını görüyoruz. İngilizler soğuk biliyorsunuz, evet. Daha mesafeliler, biz daha sıcakkanlıyız. Bu kadar şeyken, biz bu kadar hani canlılığı seviyorken, dokunmayı seviyorken, bir taraftan da teknoloji acaba bu süreci uzatacak mı ya da nasıl dokunacağız? Şöyle, hem teknoloji aracılığıyla da dokunabiliriz. Özellikle bu alanda çalışan akademisyenler, bilim insanları şunu ifade ediyor. Şimdi burada tabii kuşaklara da bakmak gerekiyor böyle bir soruya üzerine kafa yorarken. Şimdi Z kuşağı dediğimiz kuşak, işte kimi kaynaklarda 95'ten sonra, kimilerinde 2000'den sonra filan diye diyorlar. İfade ediliyor. Hatta bizim de işte içinde olduğumuz Y kuşağı, bir kısım X, bir kısım Y. Şimdi baktığımızda bunların yaşama bakış açıları daha farklı. Mesela bir çalışmada diyor ki teknoloji Y kuşağının hayatlarının bir parçası, bir uzvu. Olmazsa olmaz, vazgeçilmez bir mecra, iletişim aracı. Dolayısıyla siz hedef kitle segmentasyonu, bölümlemesi yapabilirsiniz. Yani bir başka yaş grubuna veya kuşağa sizin söylediğiniz anlamda dokunmak, temas etmek istiyorsanız şayet ona uygun bir siyasal iletişim faaliyetini belirlemeniz, ona uygun bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Örneğin son dönemde işte 31 Mart seçimleri öncesinde adaylar belli olmadan Samsun'da da yapılıyordu. Mahalle buluşmaları şeklinde. Yüz yüze toplantılara dayalı. Yani o mahalle halkına yaşı işte belli bir yaşın üstünde bu şekilde dokunabilirsiniz. Derdinizi anlatabilirsiniz. Ama etkileşim söz konusuysa orada da. Yani tek taraflı bir duyuru panosu, kendinizi anlatmak söz konusu değilse. Ama Y kuşağı dediğimiz seçmenlere dokunmak istiyorsanız şayet onlar için vazgeçilmez olan platformlarda da kendinizi göstermeniz, var etmeniz gerekiyor. Çünkü az önce söylediğim gibi teknoloji, sosyal ağlar, mobil teknolojiler onların hayatlarının bir parçası, vücutlarının bir uzvu gibi algılanıyor. Vazgeçemeyecekleri bir mecra. Hatta yine Türkiye'den bir hocamız, akademisyen şunu söylüyordu. İşte 4 senede bir seçimler yapılıyor. Her seçimlerde tabii yaklaşık oranlar 4,5 milyon genç oy veriyor. Dolayısıyla siz bunlara ulaşabilmek istiyorsanız şayet mahalle buluşmalarıyla değil ama sosyal ağlar aracılığıyla ve sosyal ağlarda tek taraflı duyuru şeklinde değil de çeşitli atraksiyonlar, etkileşime dayalı atraksiyonlarla onlara ulaşmanız gerekiyor. İşte sanal toplantılar gibi. Sanal toplantılar mesela
Hatırlarsanız 24 Haziran 2018 seçimleri öncesiydi galiba. İlk defa Refah Partisi Temel Karamollaoğlu e-miting yaptı, evet. Sakarya'da. Daha öncesinde şu yapılıyordu mesela 2015 seçimlerinde. Siz miting yapıyorsunuz, bunu klasik olarak, geleneksel olarak sosyal medyadan yayınlıyorsunuz. Ama burada iş değişti. İşte bir otelde bir toplantı şeklinde yine insanlar var. Ama buradaki esas mecra o toplantının yapıldığı mekan değil. Bunun sosyal ağlar aracılığıyla seçmenlere ulaşması. Veya buyurun benim, ben Temel Karamollaoğlu deyip ekşi sözlük yazarlarını, çizerlerin orada sorularını yanıtlamak. Yani hedef kitleye nasıl dokunabileceğimiz, hem hedef kitlenin özelliklerine, davranış örüntülerine, medya kullanım alışkanlıklarına, hem de siyasal parti ve aktörlerin düzenleyeceği etkinliklere bağlı olarak değişiyor. Yani bu soruya yekten, toptan böyle olursa mutlaka böyle olur, şöyle olursa böyle olur diye bir cevap vermek mümkün. Pazarlamada biz hani buna bütünleşik pazarlama iletişimi diyoruz ya işte hocam. Yani öyle bir bütüncül bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor sanki. Peki yerel seçim iletişimiyle genel seçim iletişimi kampanyası birbirinden farklılık göstermek zorunda mıdır? Hani küreselleşmeye karşı yerelleşme dediğimiz hani kavram vardır ya. Veya küre yerelleşme. Küre yerelleşme. Bunu yerel seçim kampanyalarında ne derecede başarabiliriz? Yapabilir miyiz yani? Şöyle, bu hani Almanca bir kavram var. Zeitgeist diye. Zamanın ruhu deniyor. Hı-hı. Ben mesela çalışmalarımda araştırma kısmına geçmeden önce mutlaka şey yaparım. Hani seçim öncesi sosyopolitik atmosferle ilgili bir çerçeve çizerim. O benim çünkü araştırma bulgularını yorumlamamda da demir attığım referans olur, rezervim olur. Şöyle söyleyebiliriz buna. İşte ülkemizin içinde bulunduğu sosyopolitik bağlama göre bu değişkenlik gösteriyor. Yani genel seçim genel seçim gibi olabiliyor ama yerel genel seçim zaten genel seçim gibi oluyor her zaman. Ama yerel seçimler genel seçim atmosferine, karakterine bürünebiliyor. Örneğin biz 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle ilgili bir kitap çalışması yapmıştık. Orada da bu tespitimizi yaptık. Çünkü önünde Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Onun test edilmesine yönelik bir şeydi ve siyasal reklamları incelemiştik. Geleneksel bir siyasal iletişim araştırması. Ve baktığımızda normalde yerel seçimlerde siyasal reklamlarda veya basın ilanlarında neyi beklersiniz? Liderlerden fazla daha çok adayların siyasal ilanlarına ulaşmayı. Ama baktığımızda siyasal liderlerin daha fazla olduğunu gördük. Ve oradan hareketle hem Türkiye'de siyasal partilerin daha çok lider partisi olduğu tespitini yaptık. Ama aynı zamanda yerel seçimin genel seçim karakterine, atmosferine büründüğünü söyledik. Aynı şey ondan dolayı sorduğunuzu düşünüyorum zaten. Bu seçim döneminde de 31 Mart ve 23 Haziran seçim dönemlerinde de öyle. 31 Mart'ta da 23 Haziran'da da Türkiye'nin yerel seçimleri bir genel seçim atmosferine büründü. Dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu siyasal, toplumsal bağlamla son derece yakından ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Ve bütün siyasal iletişim uzmanları da bunu söylüyor. Yerel seçimlerin daha çok yerel konuları, yerel projeleri, adayların bu anlamdaki çalışmalarını ön plana çıkarması gerekir. Kitabi olarak tabii. Ama çok farklı süreçler işleyebiliyor. Bu kimi zaman siyasal aktör veya partilerin işi bu atmosfere taşıyan partilerin işine yarayabiliyor, kimi zaman yaramayabiliyor. İşte değişik sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Seçmen farklı refleksler, farklı tepkiler gösterebiliyor. Bu noktada da hani siyasal iletişimin profesyonelleşmenin püf noktasıdır. Seçmenin beklenti, taleplerine çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Ne söyleyebileceğinizi, hangi noktaları ön plana çıkarabileceğinizi, hangi odak noktalarına odaklanabileceğinizi bulabilmek için. Ben bunu şuna benzetiyorum. Seçmenlerin veya seçmen gruplarının, az önce kastettiğim segmentasyon oydu. Bu olmazsa olmaz. Çünkü seçmen grubu yekpare, aynı özelliklere sahip olan bir blok değil. Dolayısıyla siz seçmen gruplarını bu şekilde analiz ettiğiniz, araştırmalar yaptığınız zaman bir ok attığınızı düşünün.
hedefe nişan alan bir ok atmış oluyorsunuz. Veya hedefe nişan alarak ok atmaya çalışıyorsunuz. Ama diğer taraftan hiç bunlara bakmazsanız şayet gözünüz kapalı nişan alıyor gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Bu kadar teknoloji gelişti. İnsanlar her türlü mecradan bilgi alabiliyor. Soru şu, hangi bilgiye güveneceğiz? Tabii dediğiniz gibi bu da son derece önemli bir nokta ve tartışma konusu. Çünkü niye? Siyasal iletişimle doğrudan bağlantılı bir şey. Tabii şöyle, siyasal iletişimin burada önemine de dikkat çekmek lazım. Yani son derece önemli. Niye? Siyaset. Karar vericileri belli bir dönem için belirliyor. Bir ülkenin hem ülkesel ölçekteki hem küresel ölçekteki bölgesel ve yerel ölçekteki politikalarına yön veriyor. Dolayısıyla hani bir tanım vardır meşhur David Easton diye bir yazarın, siyaset maddi ve moral kaynakların otorite yoluyla dağıtımı diye. Bu son derece önemli bir nokta, hayati bir nokta. Şöyle ifade edebiliriz bunu, hangi bilgiye güvenebiliriz, hangi mecraya güvenebiliriz? Özellikle sosyal medya alternatiflerin ön plana çıkması noktasında bir imkan sağlıyor, kullanıcı üretimini, etkileşimi sağlıyor ama diğer taraftan manipülasyonların da çok daha kolay, hızlı kamusal dolaşıma girmesine yol açabiliyor. Hatta bununla ilgili bir çalışma da yapılmıştı, sosyal medya manipülasyonları diye bir düşünce kuruluşu tarafından. Tabii burada şu kavram da devreye giriyor, post-truth. Artık hakikat sonrası bir döneme geldik ve bunun iletişim ortamındaki karşılığı da sosyal ağlar, hayatımızı çeviren, bizim her yerden iletişim ortamına ve başkalarına erişebildiğimiz ve bize erişilebilir kılan sosyal ağlar. Tabii bununla ilgili çeşitli araçlar, çeşitli uygulamalar, enstrümanlar gerçekleştiriliyor. İşte teyit.org gibi doğrulama mekanizmaları var. Ki bu doğrulama olayı verification deniyor. Habercilikte son derece önemli. Olmazsa olmaz. Belki en temel kodlardan bir tanesi. Sosyal medyada bu iletişim ortamına uygun araçların geliştirildiğini söylemek mümkün. Ama buna rağmen manipülasyonların sosyal medyada geleneksel medya kuruluşlarından çok daha ivedi biçimde, çok daha yaygın ölçekte devreye girdiğini görebiliyoruz. Ama çok da değişken bir biçimde durum tersine dönebiliyor. Hatta en son seçim döneminde bir ulusal medya kuruluşu, televizyon bu anlamda bir yanlışa düşmüştü. Yani üretilen bir tasarımı ana haber bülteninde veya haber bülteninde Türkiye ile paylaşabilmişti. Artık ne kadar hedef kitleye ulaşıyorsa. Bu anlamda yani sadece seçmenler değil, medya kuruluşları, kurumsal medya kuruluşları bile yanlışa düşebiliyorlar. Dediğim gibi bunu aşabilmenin en temel mekanizması, yani sosyal medya manipülasyonlarına maruz kalmamanın veya bu maruz kalma durumunu minimize edebilmenin en temel aracı bir takım enstrümanlar, bir takım geliştirilen araçlar ve yine internet aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla seçmenlerin veya insanların yapacağı doğrulama, başvuracağı doğrulama mekanizmaları. Şimdi farklı kaynaklara bakmak, farklı yerlere ulaşmak. Tabii bu birazcık da dil bilmeyi de beraberinde getirecek. Çünkü tabii, yerli ve yabancı kaynaklar açısından. Hatta buna ne diyoruz? Artık medya okuryazarlığı diyoruz. Değil, dijital medya okuryazarlığı diyoruz. Şimdi insanoğlu gittiği her yerde veri üretiyor. Bu zamana kadarki yapılan bütün seçmen davranışı ile ilgili çalışmalar büyük oranda odak grup görüşmesi yaptılar. İşte veya klasik anlamda anket yapıyorlardı. Ama az önce de konuştuğumuz bu bir büyük veri dediğimiz bir çağda yaşıyoruz artık. O veriler derleniyor, toparlanıyor. Hayatımızı artık sosyal medyada geçiriyoruz. Ve Amerika'da biliyorsunuz şu anda hepimizin o meşhur kullandığı sosyal medya enstrümanlarından bir tanesi seçmen davranışlarını manipüle etmekten ve yönlendirmekten dolayı ciddi şekilde bir sıkıntı yaşadı. Bu iş bu kadar kolay mı artık? Yani biz çok rahat şekilde manipüle edilebileceğiz mi bu anlamda? Bir de bu tabii manipülasyonu yapabilmek için de farklı mecralar da artık ortaya çıktı. Sahte hesaplar çıktı mesela. O sahte hesaplar aracılığıyla insanların algılarını ya da seçimde oy verecekleri partiyi etkilemeye çalışıyor artık insanlar.
Evet, şöyle söyleyebiliriz bununla ilgili. Dünyada baktığımızda 7 küsür milyarlık dünya nüfusu içerisinde %57'si sosyal internet kullanıcısı, %45'i sosyal medya kullanıcısı, %42'si de sosyal medyayı mobil üzerinden aktif bir biçimde kullanılıyor. Türkiye'de son derece oranlar yüksek. Şimdi baktığımızda sizin söylediğiniz 2016 Amerikan başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton ve Donald Trump arasında orada bir onlarla da bağlantılı olan bir skandal patlak veriyor. Cambridge Analytica skandalı ve bir sosyal ağ üzerinden yapılan bir yazılım sadece. O yazılımı hatta birileri o yazılımı üretenler para vererek işte kullanıcıların indirmesini sağlıyor. Diyelim 50 bin kullanıcıya ulaşıyorsunuz ama sadece onların verilerine değil öyle bir yazılım yapılmış ki onların verileri üzerinden onların hesaplarındaki arkadaşların verilerine de ulaşabiliyorsunuz. Ve önünüze son derece devasa, büyük hacimli bir veri çıkıyor ki buna büyük veri veya big data deniliyor. Şimdi ve bu büyük veri bizim ne işimize yarıyor? Hem gazetecilikte son derece önemli. Veri gazeteciliği denilen yeni bir pratik var. Ama diğer taraftan siyasal iletişimde de son derece önemli. Artık seçim kampanyalarının şeyi de değişti. Ritmi de değişti. Tonu da değişti bu anlamda. Karakteristiği değişti. Şimdi baktığımızda insanların izni olmaksızın siz onların verilerine ulaşıyorsunuz. Ve daha sonra ne yapılıyor diyelim? Siyasal iletişimde kullanımından bahsediyorum. İşte Amerika'da bireysel silahlanma taraftarı olan birisine spesifik bir reklam çıkartıyorsunuz karşısına. Onun için tasarlanmış. Veya kürtaj karşıtı olan birine spesifik bir reklam çıkartıyorsunuz. Onun için tasarlanmış. Dolayısıyla ilkeleriniz bu yöntemi bakılmıyor pek belki de bu tarz tasarımlar yaparken. Ve buna mikro hedefleme denildiğini görüyoruz. Yani eskiden ne yapılırdı? İşte kamuoyu araştırmaları, işte seçmen gruplarını bölümlüyorsunuz, veriler elde ediyorsunuz. Ama artık neredeyse birebir şekilde verilere ulaşabiliyorsunuz. Bu dezenformasyon veya manipülasyon boyutunda da negatif, olumsuz biçimde de kullanılabiliyor ki Cambridge Analytica skandalında bağlam buydu. Olumsuz bir bağlamda kullanımı söz konusuydu. Ama çeşitli yabancı ve Türkçe kitaplarda 2008 ve 2012 seçimlerinde Obama ve kampanya ekibinin bunu son derece başarılı bir biçimde kullandığı ifade ediliyor. Yani o seçim dönemleri bir dönemeç oluyor. Tabii burada şunu ifade etmek gerekiyor. Kullanım motivasyonuna göre bu büyük veri ve bunun siyasal iletişim alanında kullanımı olumlu biçimde de olabiliyor, olumsuz biçimde de olabiliyor. Buradaki püf noktası da mikro hedefleme dediğimiz, yani genel bir kitleyi hedeflemekten ziyade çok daha dar, çok daha spesifik, hatta birebir diyebileceğimiz şekilde insanları hedefleme diyebiliriz. Diğer taraftan baktığımızda siyasal iletişim alanında bir dönüşüm olarak, bir değişim ve yenilik olarak büyük veri ön planda değil. Bunun dışında benim de son dönemde yaptığım okumalarda mesela nöropolitika, nöropazarlamanın bir uzantısı olan nöropolitikadan da bahsediliyor. Ve hatta bununla ilgili olarak New York Times'ta 2015 yılında bir yazı çıkmıştı. Nöropolitika seçimlerde aklımızı mı okuyorlar diye. Yani artık ben bunu şuna benzetiyorum. Geleneksel kamuoyu araştırmalarıyla ne yapılıyor? İşte kamuoyunun klasik bir deyişle nabzı tutulmaya çalışılıyor. Ama baktığımızda artık insanların beyin dalgalarıyla, efendime söyleyeyim... İşte fonksiyonel MRI cihazları, eye tracking tabii, gibi... Tabii, eye tracking, yüz ifadeleriyle, efendime söyleyeyim, deriyle ilgili bir takım iletimlerle... İnsanların verdiği tepkiler, reaksiyonlar, duygular çok daha net biçimde anlaşılma imkanı elde ediliyor. Bununla ilgili şu ifade ediliyor. Geleneksel kamuoyu araştırmalarında insanlar her zaman kanaatlerini belirtmeyebilirler, %100 doğru belirtmeyebilirler, çekimser kalabilirler, çekimser olmadıkları halde beşeri bir faktör var. Burada da diğer tarafta da nöropolitikada da beşeri bir faktör var ama siz artık gidip ona soru sormuyorsunuz. Bir ekran karşısına geçiriyorsunuz ve doğrudan duygularını okuyorsunuz. Ama bununla ilgili bir eleştiri de okumuştum. Yani insanların anlık bir duruma verdiği tepkiden de bir seçim döneminde
sürekli değişik dinamiklerin devreye girdiği, değişkenlerin ortaya çıktığı bir seçim döneminde doğrudan doğruya bir kanaat üretmek, bunu ortaya koymak da son derece zor deniliyor. Örneğin 2015'te veya 2012'de yanlış hatırlamıyorsam işte Meksiko'da şöyle bir şey yapıyorlar. İşte bir elektronik, dijital pano. O dijital pano içerisinde bir algoritmaya, yazılıma sahip, insanların duygularını okuyabilen bir yazılıma sahip, muhtemelen yüz ifadelerinden bir kamera, tabii burada kameradan ziyade o algoritma önemli. Ve siz o dijital panoda siyasal reklamınızı koyuyorsunuz veya videonuzu artık her neyse. İnsanların verdiği duyguyu içeride ekran karşısında görüp ölçüp daha sonra insanlar sizin verdiğiniz bir mesajdan, o reklam içerisindeki bir mesajdan alerji kapıyorlarsa, nem kapıyorlarsa ne yapıyorsunuz? Onu hemen anında dijital pano olduğu için değişime dönüşüme uğratabiliyorsunuz. Hatta o makalede 2015 yılında AK Parti'nin de bir nöro pazarlama şirketiyle bu nöropolitika konusunda çalışmalar yaptığına yönelik, tabii deneme çalışmaları yaptığına yönelik bilgiler de ifade bizim ediliyor. En son pazarlama kongresinde bir ajans sahibi arkadaş geldi ve bize bir sunum yaptı Onur Hocam. Bir giyim markası için bir nöro pazarlama faaliyeti yapıyorlar. Ölçümleme yapıyorlar. Bir klasik anlamda şey üzerinden, sosyal medya üzerinden bir ölçümleme yapıyor. Bir de kendileri bir ölçümleme yapıyorlar. Hocam ölçüm sonuçlarını aynı böyle kalp atışları gibi ekranda bize birebir gösterdi. %98,5 hocam şeyi tutmuş. Yani gelen o dijitalden ölçtüğü şeyle nöro pazarlama ölçümlemeleriyle hocam birbiriyle %98,5 tuttuğunu gösterdi bize. Bir erkek giyim markası için yapılan bir şeyden bahsediyorum. İş nöro tarafa doğru gidiyor. Ve buradan tabii soru şu, acaba insan özgür bir varlık olarak kalacak mı? Ya doğru gidecek galiba bu iş. Çünkü bu hani Foucault'ydu galiba. İnsanlar medyayla yönlendirebilmeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar diye. Nöro teknikler finans anlamında da, bizim alanımız olan pazarlama anlamında da biz tabii bütün bunun altında yatan temel şey ne? Biz insan neden böyle karar alıyor ya da niye böyle düşünüyoru aslında anlamaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz, gayemiz bu. Ama manipülasyon amaçlı kullanıldığı zaman da farklı neticeler alacağız galiba. Öyle gözüküyor. Tabii ki orada aslında baktığınızda benim de az önce bahsettiğim yazıda insanların zaten var olan duygularını ölçmeye çalışıyoruz. İşte beyin dalgaları, yüz ifadeleri aracılığıyla gösterdiği tepkileri ölçmeye çalışıyoruz. Orada bir manipülasyon boyutu yok. Ama elde ettiğimiz bu verilerden hareketle bir takım tasarımlar, dizaynlar yaptığımız zaman orada bir manipülasyon olabiliyor. Veya siyasi ilkeler, kodlar berhava, havaya uçup gidebiliyor, berhava olabiliyor. Orada bir manipülasyon kısmı var. Tabii Michel Foucault'a da referans verdiniz. Tekrar bir sosyal medyaya da dönüş yapacak olursak bu konuyla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İşte 1983'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Kaliforniya Üniversitesi'nde bir etkinliğinde, seminerinde işte Atina demokrasisinde var olan bir kavramın günümüzün demokrasileri açısından da son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Parhezya diye bir kavram. Türkçesiyle işte özgür konuşma cesareti veya bir şeyleri özgürce ifade edebilme cesareti. Bunu da çok duayen tarihçi Şükrü Hanioğlu yazmıştı. Günümüze uyarladığında dijital parhezya'dan bahsediyor. Acaba işte sosyal ağlarda, sosyal medya ortamlarında insanlar söz etmek istediklerini özgürce ifade edebiliyorlar mı, siyasal kanaatlerini açığa vurabiliyorlar mı diye. Şimdi baktığımızda o benim bahsettiğim yazıda çerçeve olarak bunun aslında çok da fazla olumlu bir noktaya kaymadığı, dolayısıyla sosyal medyanın ve sosyal ağların dijital bir kamusal alanın ideal anlamda oluşması noktasında çok da işlevsel olmadığını belirtiyordu.
Dolaylı olarak tabii yani dijital parayasıya tam anlamıyla hayata geçmiyor. İnsanlar imtina ediyorlar, çekiniyorlar, bir takım kaygılar duyuyor olabilirler. Ama ben kendi gözlemlerimden hareket ettiğimde farklı kesimlerden, farklı politik görüşlerden hem kamusal alanda ön planda olan veya olmayan kişilere baktığımda özellikle son böyle 3-4 yıldır insanların kanaatlerini çok net ve açık biçimde ortaya koyabildiğini görüyorum. Belki de bu dijital paresiya, işte kendini ifade etme, siyasal kanaatlerin çatışması değil ama iletişimsel anlamda, olumlu anlamda kullanıyorum, tartışması daha işlevsel olabiliyor diye düşünebiliriz. Bu anlamda hani sosyal medya önemli bir alan açıyor demek mümkün. Hocam yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir mesajınız var mıdır acaba? Tabii ki şunu ifade etmek isterim. İletişim hayatın sadece siyasal alanında değil, her alanında söz konusu. Ama devletle ilgili alanlarda, siyasetle ilgili alanlarda, uluslararası ilişkilerle ilgili alanlarda stratejik anlamda yürütülmesi evet. gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ama stratejik iletişim olarak bu faaliyet icra edilirken aynı zamanda bu stratejik iletişim sürecinin, bu stratejik iletişim yönetiminin bizim değerlerimize, bizim kültürel kodlarımıza bağlı olması gerekiyor. Sahicilik özelliği, samimilik özelliği taşıması gerekiyor. Az önce sizin söylediğiniz gibi insanlara dokunması gerekiyor. Bunun da bizim ülkemizi farklılaştıran bir nokta olduğunu düşünüyorum özellikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür zaman ayırıp bize çok değerli katkılar sunduğunuz için. Sevgili seyirciler, iletişim hayatımızın her alanında doğduğumuz andan itibaren annemizle babamızla başlıyor. Ama hiçbir zaman bitmeyen bir süreç bu aslında. Ve öyle bir şey ki Onur Hocam'ın da bahsettiği gibi sadece bireyler arası iletişimi değil, insanların, toplumların, devletlerin kendi aralarındaki olan iletişimlerinde çok ciddi şekilde medya çok önemli bir unsur. Bunu doğru kullanan aslında kendisini daha iyi ifade edebiliyor ve daha kendisini daha iyi ifade eden devletlerin ya da toplumlarında diğer insanlar tarafından da daha pozitif şekilde algılandığını görüyoruz. Kuşkusuz 45 dakikada ancak bu kadarını konuşabiliyoruz. Çok daha fazlası var. Ama Onur Hocam'ı inşallah bir başka sefer bir kez daha konuk edeceğiz bu anlamda. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.